Ahsenul Halikin, Rabbul Alemin isimleri. Ahsenul Halikin. Hani sözlük anlamı itibariyle yaratıcıların en güzeli. Alemlerin Rabbi isimleri. Fakat göreceğiz şimdi, hani üstadımız daha başka mana veriyor. Bediüzzaman'a göre Kur'an bazen kainattaki mevcut varlıkları belli bir sıraya göre anlatır. Bu sıralama içerisinde onların arasındaki harika düzenin üstündeki perdeleri kaldırır. Kaldırmak ve o varlıktaki engin dizaynı zihinlere nakledip yerleştirmek için onlarla ilgili Allah'ın bir ismini zikrederek ona bir fezleke yapar. Konuyla ilgili aşağıda iki misal verilmektedir. Bir, Ahsenül Halikin, şanı yüce yaratıcı. Şu bir gerçektir ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu sağlam ve korunmuş bir karargaha, anne rahmine bir nütfe, sperm halinde yerleştirdik. Sonra o nütfeyi alaka yapışkan, döllenmiş hücre haline getirdik. Sonra alakayı mudgaya, bir çiğnemlik et parçası görünümündeki şekle çevirdik. Mudgayı da kemiklere dönüştürdük. Sonra da kemiklere et giydirdik. Yani 14-15 asır önce bu çok gaybi olan bir meseleyi, insanın yaratılışını o üç karanlık içerisinde öyle bir açıklıyor ki tek tek açıklıyor. Ama onları anlattıktan sonra insan için ne diyor? Daha sonra onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik. Belli bir yere kadar bir canlı et parçaları falan vardır. Diğer canlılarla ortak yönler vardır. Sanki böyle bir tırtıl, bir kelebek şekli gibi falan. İşte ondan sonra diyor, yani sonra insanı güzel bir kıvamda yarattık dedikten sonra en mükemmel yaratıcı olan Allah'ın şanı ne yücedir? Üstad diyor ya, bir vahiy katibi bu ayeti yazarken buraya gelmiş, kendisi böyle heyecanından fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn demiş. Bu kadar güzel yaratan Allah ne yücedir? Efendimiz demiş, bu ayet öyle yaz demiş. O da şüpheye düşmüş, acaba bana da mı vahiy geliyor? Halbuki üstad diyor, bu vahiy gelmemiş, o Kur'an'ın insicamından, ifade tarzının her birisi bir lamba gibi ışık verdiği için o ışıklardan bu görünmüş. Ve o da öyle anlamış. Fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn. Evet, Allah razı olsun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Biz insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ. Sonra onu çok sağlam bir yere, bir nutfe halinde koydum. ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً. Sonra o nutfeyi, o bir damlayı alaka haline getirdik. Hani yapışkan manasında. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً. Sonra onu da bir et, çiğnemlik et parçası haline getirdik. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِزَامًا. Bugünkü bu sıralamayı fen ilimleri artık gözle görüp tasdik ediyorlar. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِزَامًا. Daha sonra çiğnemlik et parçasını kemik yaptık, kemiğe dönüştürdük. Sonra فَكَسَوْنَا الْعِزَامَ لَحْمًا. O kemiklere de, o kemik iskeletine et elbisesini giydirdik. Ve devam ediyor, bu insandan çünkü bahsediyor. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ. Sonra bu insanı bambaşka bir varlık haline getirdik. Başına şuur takılmış, akıllı, donanımları fazla, emelleri, arzuları çok, meseleleri bilen, geçmiş ve gelecek zamanları tahayyül edebilen, tasavvur edebilen ve bu kainatın yaratıcısını düşünebilen bir varlık haline getirdik. Hem maddi kıvamı itibariyle iki ayaklı, gözlü, kulaklı ki hayvanların içerisinde, canlıların yani içerisinde en güzel insandır. Fiziki yapısı itibariyle de, aynı zamanda manevi olan donanımları itibariyle de meleklerden bile üstündür deniliyor. İşte fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn diyor. Burada Kur'an-ı Kerim'in bir inceliğini söylemekte bir beis var mıdır? O bir tevafuk vardır. Bu sure
Müminun suresidir. Allah'ın sonsuz ilmini yine gösteren ahsenül halikin olduğu gibi ahsenül mütekellimindir. En güzel konuşandır Rabbimiz hakikaten. El müminun kelimesi iman esasları hani 6 tanedir. 12'nin yarısıdır. Kur'an-ı Kerim bu sureyi 23. sıraya koymuş. 23 yıllık bir süreçte iman tamamen anlatılmıştır. 1'den 23'e kadarki sayıların toplamı sanırım 176'dır veya 276'dır. Bu eşittir 12 çarpı 23. Kur'an-ı Kerim gayri mukatta olan, başında hamim, elif, lamim bulunmayan sureler sistemine göre bu sureyi 12. sıraya koymuş. Genel olarak 23'e koymuş, bu sistemde 12'ye koymuş. Ve bu sisteme göre bu el-mü'minun kelimesi, ya eyyühellezine amenu, kad eflehel mü'minun, mü'minun kelimesi Kur'an'dan buraya kadar 12 tekrarını yapmıştır. Ve bu ayet, bu sureler sistemine göre 1212. ayettir. Ve bu surenin insandan bahseden bu bir sülale min tîn 12. ayette yer vermiş ve bu tîn kelimesi Kur'an'da 12 defa geçiyor. Bütün bunlar Allah'ın hakikaten ahsenül hâlikîn, ahsenül mütekellimîn olduğunu gösteriyor. Demek ki en mükemmel yaratıcı, en mükemmel varlık Allah'dır Celle Celaluhu Celle Şenuhu. Umarım bu antiparantez olmamış, in parantez olmuştur.